Hadım etmek ne demek? Hadım etmek anlamı ne? Nasıl hadım olunur? Çocuk tacizlerini hadım etmek Türkiye'nin gündeminde. Hadım etmek Osmanlı döneminde uygulanıyordu. Günümüzde ise kimyasal hadım yapılıyor. Peki hadım ne demektir ve kimyasal hadım nasıl yapılıyor? Hadım etmek ile kimyasal hadım arasında önemli bir fark var. Birinde cinsel organ tamamen kesiliyor. Çocuk tecavüzleri ve istismarları büyük tepki çekince kimyasal hadım gündeminin ilk sırasına çıktı. Hükümet hadım dahil yasal önlemleri uygulamak için harekete geçti. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere yetkili isimlerden son dakika açıklamalar arka arkaya gelince kimyasal hadım nedir soruları gündeme oturdu. Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor. Haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor. Kimyasal hadım yapan ülkeler hangileri? Kimyasal hadım, Birleşik Krallık, Polonya, Moldova, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Hindistan, İsrail, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde yakın zamanlarda çeşitli cinsel saldırı vakalarında kullanıldı. Hadım etmek ne demek? Hadım kelime manası olarak erkeklik bezleri vurulmuş, iyi diş edilmiş erkek anlamına geliyor. Kimyasal hadım ile diğer hadımın farkı nedir? Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Bunun yerine ilaç verilerek testosteron seviyesi düşürülüyor. Gerçek hadımda ise penis ve testisler kesiliyor ve bu işlem geri dönüşsüz oluyor. Son Bakanlar Kurulu toplantısında çocuk istismarına yönelik bir komisyon kurulmasına karar verilmişti. Bugün ise son dakika gelişmesini Bakan Gül duyurdu. Bakan, çocukları cinsel yönden istismar eden suçlular için kimyasal hadım cezasının gündemde olduğunu açıkladı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ise bugünkü yaptığı açıklamada komisyonda hadım dahil her şeyin görüşüleceğini ifade etti. Osmanlı'da hadım nasıl yapılıyordu? Osmanlı döneminde tecavüz suçluları penis ve testisleri kesilerek hadım edilirdi. Bu hadım etme şekli hayli kanlı oluyordu. Murat Bardakçı'nın aktardığına göre hadım şöyle yapılıyordu. Göbeğin altı ve baldırlar, aşırı kanamayı önlemek için bandajlarla sarılırdı. Hadım edilecek kişi sırtüstü yatırılır. Operasyon bölgesi enfeksiyon riskini azaltmak için acı biber karıştırılmış su ile 3 kez yıkanırdı. Ameliyat bölgesi iyice temizlendikten sonra, orağa benzeyen küçük bir bıçak vasıtasıyla testisler ve penis, mümkün olduğu kadar dibinden kesilirdi. Penisin kökündeki kanala gümüş bir iğne yahut metal bir çubuk sokulur ve idrar akışı geçici bir süre için durdurulurdu. Yara, iltihabı ve kanı emmesi için soğuk su içine yatırılmış kağıtlarla kapatılır ve üzeri sarılırdı. Sargı tamamlanınca, hadım hemen yürütülür ve daha sonra yatırılırdı. Hasta hem tuvalet ihtiyacını gideremeyeceği, hem de yarası nedeniyle büyük acılar çektiğinden, 3 gün boyunca su içmesine izin verilmezdi. Ameliyatın 3. gününde sargılar açılır, gümüş iğne yahut metal çubuk çıkarılır ve hasta, idrarının aniden bir şelale gibi akmasından büyük rahatlık duyardı. Hadım idrarını yapabildiyse, tehlikeyi atlatmış olurdu ama eğer yapamazsa idrar kanalları enfeksiyon kapmış ve şişmiş demekti. Birkaç gün sonra, büyük acılar içerisinde ölümün gelmesi artık kaçınılmazdı.